İsrail'in Hizbullah'ın Hayfa'daki askeri üsse düzenlediği operasyon, günlerdir konuşuyorduk acaba nasıl gelecek bu süreçten sonra, İran'ın müdahalesinden sonra neler olacak, tarafların karşılıklı açıklamaları da vardı. Dün de İsrail'in Hizbullah yine yara almasını sağladı. Bu anlamda ilk değerlendirmeniz ne olur sürece ilişkin? Öncelikle dokunulmaz, yenilmez İsrail algısı gün be gün parçalanıyor aslında. Yani artık böyle bir süreçteyiz. Çünkü bütün bu gelişmelerden önce, yani bir yıl önceye saralım bütün filmi. Baktığımızda bütün dünyada İsrail'in dokunulmaz olduğu, İsrail ordusunun o bölgedeki direniş gruplarına karşı asla kaybetmeyeceğine yönelik bir algı vardı. Fakat 7 Ekim'le başlayan süreç ve devam eden gelişmeler, İsrail'in artık süreci kontrol edemediği, askeri anlamda pek çok cephede mağlup olduğunu işaret ediyor bize. Son olarak dün Hizbullah'ın Hayfa'da İsrail askeri üssüne düzenlediği saldırı da bu 7 Ekim sürecinden bu yana, 7 Ekim'le beraber diyelim, İsrail'in aldığı en büyük darbelerden bir tanesi oldu. Bu anlamda önemli bir saldırı, önemli bir operasyon Hizbullah tarafından. Beyrut'taki saldırılara, Gazze'deki saldırılara bir cevap olarak Hizbullah bu saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. İsrail tarafında da yayın yasağı getirildi. Bu şu anlama geliyor, çok fazla kayıpları var. Yine İsrail Genelkurmay Başkanı'nın bu saldırı esnasında bu üste askeri üste olduğuna dair iddialar vardı. Akıbeti hala meçhul. Resmi bir açıklama yapılmadı ne durumda olduğuna ilişkin olarak. Bir de şunu tabii belirtmek gerekiyor. Bu saldırıyla beraber hemen öncesinde zaten duyumlar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin taht antibalistik füze sistemlerini İsrail'e göndermesine dair Pentagon'dan tekrardan bir açıklama yapıldı. Bu antibalistik füze sistemlerinin İsrail'e gönderileceği ve en önemlisi, burada bunun altını çizmek gerekiyor, bu füze sistemlerinin, İsrail'e konuşlandırılacak bu füze sistemlerinin Amerikalı askerler tarafından kontrol edileceği yönünde bir açıklama yapıldı. Bu neden önemli? Bu, Amerika'nın zaten İsrail'e ekonomik, askeri, lojistik, istihbari anlamda destek veriyordu Amerika Birleşik Devletleri. Fakat artık açık, aleni, kamuya ilan edilmiş bir biçimde askerlerini İsrail topraklarına göndereceğini açıklamış oldu böylelikle Amerika Birleşik Devletleri. Burada artık İsrail askeri ya da Amerika askeri fark etmeksizin sürecin içinde olduklarını da ilan etmiş oldular. Doğru mu anlıyoruz? Evet, yani sadece füze sistemlerini göndermekle kalmayacak Amerika Birleşik Devletleri. Pentagon'dan yapılan açıklamada ve bu konuyla ilgili çıkan haberlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu füze sistemlerini kullanmak üzere askerlerini de teknik personeli de göndereceği açıklanıyor. Ya zaten Gazze'de de Amerikan askerlerinin, özel birliklerinin savaştığına dair haberler çıkmıştı. Fakat bu resmi ağızlardan Amerikan askerinin İsrail'in yanında savaşacağının ilanı. Bu anlamda önemli bir kırılma. Peki sürece ilişkin, şimdi İsrail, siz de biraz evvel söylediniz, açıklama gelmedi, buradan bir resmi açıklama gelmedi dediniz generalle ilgili. Fakat genellikle manipülasyon yapma, eğer zor durumdaysa bunları gizleme, Hizbullah tarafı için olmayan bilgileri aktarma gibi, bu süreci biraz da elbette psikolojik savaş yönüyle de yönetti. Yalanlarla da yönetti bu süreci. Şu süreçle ilgili, önümüzdeki dönemle ilgili öngörüleriniz ne? Nasıl ilerler sizce? Şimdi karadan sızmaya çalışıyor, olmuyor. Yapabildiği sivillere havadan saldırmak. Hizbullah da hala İsrail askeri üs üzerinden cevap veriyor. Kendi davranış biçimiyle değil İsrail'in. Hizbullah askeri üsler üzerinden tavrını göstermeye gayret ediyor. Sizce önümüzdeki süreç nasıl ilerler? Şimdi bu Amerika'nın bu füze sistemlerini, antibalistik füze sistemlerini göndereceğini açıklaması şu anlama geliyor. İsrail'in çok güvendiği demir kubbe başarısız oldu. İflas etti. Ki bunu zaten yaşayarak da görüyoruz. Evet. Bu bir. İki, askeri olarak süreci yönetemiyorlar. Gazze'de direniş hala devam ediyor. Lübnan'ın güneyine sızma girişimleri oldu pek çok defalar. Başarısız oldular.
Orada pek çok İsrail'in pek çok kaybı olduğu söyleniyor Lübnan'ın güneyinde. Yani Hizbullah'ın direnişte başarılı olduğuna dair pek çok elimizde veri var. Üçüncü olarak bu süreç başlarken, yani Lübnan'a yönelik süreç başlarken Nasrallah'a bir suikast düzenlenmişti. İşte bu telsizler çağrı cihazlarıyla üzerinden Hizbullah üyelerine çeşitli saldırılar düzenlenmişti. Fakat şunu görüyoruz. Bunu geçtiğimiz yayında da ifade etmiştim ben. Milli Kurtuluş Hareketleri'ni, ki Hizbullah bir milli kurtuluş hareketidir, liderlerini veya üst kadrolarını etkisiz hale getirerek sonlandırmak mümkün değil. İşte Nasrallah suikaste uğradı. Hizbullah'ın üst yönetiminden pek çok isim suikaste uğradı. Fakat Hizbullah savaşmaya devam ediyor ve başarılı biçimde savaşmaya devam ediyor. İsrail güney, Lübnan'ın güneyine girmeyi başaramadı. Yani burada elimizdeki veriler baktığınız zaman İsrail'in askeri anlamda başarısızlığını gösteriyor. Bir diğer mesele İran'la olan sorun, İsrail ve İran arasındaki çatışma. İsrail hala nasıl cevap vereceğini kestirebilmiş değil. Hangi şekilde cevap verecek, bunun seviyesi ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nden burada farklı yaklaşımlar var. İran eğer vurursa, İsrail cevap verirse çok daha sert biçimde vuracağını açıkladı. Sürecin tamamına baktığımız zaman kaybeden bir İsrail portresiyle karşı karşıyayız. Burada İran özelinde biraz dört tane unsur saydınız. İran özelinde duracak olursak, şimdi İran'ın ortaya koyduğu balistik füzeler dünya içinde sürpriz oldu. Daha önce sizinle de değerlendirmesini yapmıştık. Benzer şeyler söylemiştiniz. Şimdi daha fazlasının da gelebileceğine işaret etti. Karşılık gelirse daha fazlası da gelebilir dedi ki eldeki veriler de bunu gösteriyor. Dolayısıyla İsrail tarafından İran'a bir cevap gelebilir mi? Gelirse İran dozu artırarak mutlaka yanıt vereceğini de ifade etti. Bunu gerçekleştireceğini düşünüyor musunuz? Bu sorunun cevabı sadece İsrail ve İran arasındaki dengeyle bağlantılı değil. Değil, evet. Yani dünyaya baktığınız zaman örneğin işte 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da Rusya'da BRICS zirvesi toplanacak. Çok kritik tarihi bir dönemeç. Biraz daha ona yine yakın bir tarihte Kasım başında yanılmıyorsam 5 Kasım'da Amerikan seçimleri var. 5 Kasım. Bu da çok büyük, orada kimin başkan seçileceği vesaire Amerika dış politikasına birebir yansıyacak, dünyanın gidişatına da yansıyacak gelişmeler. Yine Rusya'nın Ukrayna üzerinden Batı'yla karşı karşıya geldiği savaş yükselerek devam ediyor. Böyle gelişmeler de var. Şimdi burada İsrail İran'a nasıl cevap vereceğinin kararını veya nasıl bir seviyede cevap vereceğinin kararını da tek başına almayacak. Amerikalı müttefiklerine danışacak, Batılı müttefiklerine danışacak. Onların vereceği karar da bu dünyadaki gelişmelerle birebir bağlantılı. Yani ona göre bir taktik, strateji vesaire belirleyip İran'a yönelik bir hamle yapacaklar. Ama İran kırmızı çizgileri net bir biçimde çizdi. Saldırı olması halinde cevabın çok daha ağır ve sert olacağını yönünde açıklamalar yaptılar. Burada şu önemli tabii. İsrail'in olası saldırısı, İran'a cevabı eğer olursa İran'ın nükleer enerji tesislerine yönelik olacak mı olmayacak mı? Evet. Bu çok önemli. Buradaki kritik soru bu. İki, İran'ın petrol alanında kullandığı, petrol endüstrisinde vesaire de kullandığı kurumlar, yerleşkeler hedef alınacak mı? Çünkü bunun petrol fiyatlarına, çok büyük dünyadaki petrol fiyatlarına etkisi olacaktır ki bu batılı ülkeleri olumsuz biçimde etkiler. İşine gelmeyecektir değil mi? Amerika zaten ölçülü olun gibi bir açıklama yaptı İsrail tarafının danıştığı konuyla ilgili. Nükleer saldırı gelir mi? İsrail nasıl cevap verir konusunda ölçülü olsun bu saldırı cevap gibi bir açıklama gelmişti o taraftan da. Tabii Amerika'nın da burada, yani dışarı yönelik yaptığı açıklama farklı tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin. İçeride konuştukları tabii bütün detaylarına hakim değiliz elbette ama çok daha farklı olabilir. Hı hı. Dışarıya yönelik Amerika daha, evet İsrail yanında da olsa da
daha işte ara bulucu, medyatör rollerine soyunmaya kalkışıyor. Fakat dediğim gibi İsrail topraklarına asker göndereceğini ilan eden bir Amerika Birleşik Devletleri var. İran meselesinde de dediğim gibi Rusya'nın tavrı örneğin nasıl olacak? Bölge ülkelerinin tavrı nasıl olacak? Bütün bunları göz önünde bulundurarak bir sonraki hamleyi İsrail yapacaktır. Yani bu önemli. Yani Rusya ile İran arasında örneğin bahsetmiştik. Kazan'da işte BRICS zirvesinde evet. stratejik işbirliği anlaşması imzalanacak. Bunlar çerçevelerine Rusya nereye kadar İran'ı destekleyecek veya Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Arap ülkelerinden açıklamalar var. Bütün bu bileşenler ölçüsünde İsrail'de nasıl bir cevap vereceğine karar verecek. Onun dışında işte yok şöyle vuracak, böyle yapacak demek spekülasyondan öteye gitmez. Pek gerçeklerle bağdaşmayan bir yaklaşım olur. Sizce BRICS zirvesini de göz önünde bulundurunca Rusya bölgesel ağırlığını ortaya koyar mı önümüzdeki günlerde? Rusya hali hazırda zaten bu İran'la olan anlaşmayla tavrını açık koyuyor. İçinde koymaya başladı. Keza İsrail'le ilgili de geçen programda da bahsetmiştim. Rusya Başbakanı Tahran'daki birkaç günlük ziyaretini bitirdikten hemen sonra Tahran hatırlayalım İsrail'i vurmuştu. İran İsrail'i vurmuştu. Evet. Bu önemli bir veri. İkincisi Suriye'deki Rus üssünün İsrail tarafından vurulmadığına dair iddialar vardı. İşte karşılıklı olarak büyükelçiler Dışişleri Bakanlıklarına çağrıldı. Yani hem Rusya İsrail Büyükelçisi'ni hem İsrail Rusya Büyükelçisi'ni vesaire. Zaten bir gerginlik var. Burada ama tabii yani Rusya belli alanlarda İsrail'e cephesini dönmeye başladı ama bölge ülkeleri nasıl hareket edecekler? Yani Türkiye nasıl hareket edecek? Körfez ülkeleri nasıl hareket edecekler? Mısır örneğin nasıl hareket edecek? Bunlar da bu sorulara cevap vermek için değerlendirilmesi gereken bileşenler.